hatamıza. İş getirmek yoktu. Tamam, bıraktım. Seni iş dahil hiçbir şeyle paylaşmayı sevmiyorum. Anlamadın mı sen daha? Selim ne diyor? Konuştu mu seninle? Ben yaklaşmaya çalıştıkça uzaklaşıyor sevgilim. Ben de ne yapacağımı bir türlü bilemiyorum. O kadar çok istiyorum ki bana güvenmesini, beni sevmesini. Ama iki yabancı gibiyiz. Annesinin ölümünden bile beni sorumlu tutuyor, inanabiliyor musun? Ya, farkındayım canım. Görmüyor musun? Sadece sana değil tepkisi. Beni de uzak tutuyor kendisinden. Selim'in yapısı bu. Seninle alakası yok. Tamam. Hem hangi birine takılalım ki? Nelere takılalım? Sen bilmezsin. Neyi bilmiyorum? Çocuk yetiştirmek kolay değil diyor. Hiç bitmez dertleri. Ha değil mi? Benim anlamadığım işler bunlar tabii. Yine üstümde bas, yürüyorum üstelik çürürken ah. Bir de gülsünler az, niye diye ediyoruz çöplükte dans. Yine elimde tas, üstelik kuşlara sürdümden az. Yine bir günde bas, ömür üç günden az. Ne güneyse kağıt her şey toz pembe. İnsanların önlerinde bol kepçe ağaç. Martılar ağlamıyor çöplükte. Yol yıkırken hepinize dönmek de kar. Kara kara çocukları görmek de var. Kravatı taşıyan bir gömlek bir cam. Ayağız bir parlayıp bir sönmek de var. Ayağım bizde kastın ne böbrek sağ ol. Bu mekanda koca şehrin izi var. Üstümüzde sisi var. Tüm oksijen benim var. Her yer kollarını ısıran, kutlarını savuran, gözlerini kaçıran. Son köylüm ormanı. Bir uzvunu kaybedince bölüm sonlanır. Ben aklımı çöpe attım, gözüm dolmadı. Bu çöplük yanar, sizi boğar dumanı. Yine üstümde bas, yürüyorum üstelik çürürken ah. Bir de gülsünler az, diye diye ediyoruz çöplükte dans. Yine elimde tas, üstelik kuşlara sümbüller az. Yere düzgünce bas, ömür üç günden az. Koca otobüsünün arkası. Kimi yarasana nasip dalı. Yanın bahçe değil kasvet kar. Bu ruhlar odalığında. Kumbaranı kaçır, kurt kafanı balım. Sustalara atamaz, sustalımız paslı. Hiç kimse de renk yok ama herkes power zonu. Abi, sol yanın kanıyor. Yere burası. En modern çağımızı oksit sarmış, doğa toksin atmış. Düğüm yine boğazım. Eyvallah. Yine üstümde bas, yürüyorum üstelik çürürken ah. Bir de gülsünler az, niye diye ediyoruz çöplükte dans. Yine elimde tas, üstelik kuşlara sümbüller az. Yere düzgünce bas. Senin arkası, kimi yarasana nasip dalı. Yanın bahçe değil kasvet kar. Bu ruhlar odalığında, kumbaranı kaçır. Kurt kapanı balım, sustalara atamaz. Sustalımız paslı, hiç kimse de renk yok ama herkes power. Efendim Burak. Oğlum sen kaç saattir neredesin? Hı? Arıyorum, telefonu da açmıyorsun. Duymamışım ya, ne oldu? Seni, oğlum bak burası yıkılıyor. Hadi ilet etme de gel.
karanlık artık. İyi tamam geliyorum. Zararlı atık. Üstümüzde payedilir altında kaldık. Yiyen kantarla tartılmaz ana. Yine üstümde bas. Geldim. Günaydın. Günaydın. Ya ne bu elindekiler, hadi geç kalıyoruz. İyi de benim bugün şiftim yok ki, işe gelmiyorum. Ay biliyorum canım şiftin olmadığını. Ahmet abi havaalanına gidiyormuş yine. Önce seni okula bırakacağız, sonra da beni dayımlara atacak. Hadi hadi. Şaka mı ya? 6 aydır okula otobüste giden ben 3 gündür VIP takılıyorum. Astroloji işte. Jüpiter'in etkileri bebeğim. Bu demek oluyor ki senin hayatında bolluk, bereket, şans, her şey fırlayışa geçecek. Yani... Bu durum. Tamam tamam Pınar, benim devrelerim yandı yine sabah sabah. Ben o zaman geliyorum. Tamam, çabuk çabuk, Ahmet abi bekliyor. Hadi. Günaydın. Ben çıkıyorum. Selim. Selim, gel 2 dakika. Gel, gel. Gel, otur şöyle. Yalnız çok vaktim yok. Derse geç kalıyorum. Merak etme, geç kalmazsın. Boynunda ne oldu? Bir şey oldu yok ya. Çizilmiş. Selim bak, laf etmeyeyim artık, koca adam olduğu, kendi yolunu kendi çizecek yaşta diyorum. Ama? Değişeceğini giderek küstah, sorumsuz, vurdum duymaz biri oldun. Dün akşam öyle birden masadan kalkmak ne oluyor ya? Hem biz yokken eve pek uğramamışsın. Baba. Derslerinde parlak değilmiş. Baba beni eleştirmek sende huy olmuş. Azıcık silkelen kendine gel oğlum ya. Birkaç sene sonra işleri devredebileceğim bir oğul görmek istiyorum ben karşımda. Ama nerede? Benim çok hoşuma gidiyor seni eleştirmek. Ama senelerdir bitemedi gitti şu aytalıkların ya. Sen sırf beni sinirlendirmek için kaza beni yaptın oğlum. Sonucunu da hep beraber gördük, yalan mı? Evet. Evet, ben de kaza konusu açılmadı hayret diyordum içimden. Ses tonuna dikkat et. Karşında babam var. El alemin çocuklarının başarılarını imrenerek izliyorum. Keşke benim oğlum da böyle olsun istiyorum. Ama senin aklın fikrin serserilikte ya. Abartma baba. Abartma. Tamam derslerim iyi olmayabilir ama idare ediyorum. İdare etmeyeceksin oğlum. İdare etmeyeceksin. Sen İhsan Kutusay'ın oğlusun. Zirveyiz olacaksın. Anladın mı? Zirveyi. Günaydın. Ben çıkıyorum. Hadi hadi. Tamam tamam. Hadi hadi, ablam bekliyor. Biraz koş hadi. Tamam ya. Günaydın Ahmet abi. Günaydın kızım. Arkaya geç, arkaya. Daha emniyet kemerini yaptırmadım. Hala mı ya? Ben yaptıracağım en sonunda şu kemeri. Hadi Serra, geç arkaya, uzatma. Oturduk yine arkaya. Efendim kızım, anlamadım. Ahmet abi, bizimkini okulda zengin kızı sanmışlar. Ya ne diyorsun Pınar ya? Ay seni diyorum canım. Okulda zengin sanmışlar ya, onu anlatıyorum. Lüzumsuz şeyler işte Ahmet abi ya. Hem bana sormuyorlar ki, zaten sorsalar söyleyeceğim. Bak sana bir kere daha söylüyorum. Yerinde olsam hiç bozuntuya vermem. Keklerim hepsini bir güzel. En başta da Selim Bey hazretlerini. Niye? Hayır, zengin olduğumu sandığında ne değişecek? Şöyle anlatayım güzelim. Aynı kulvarın yolcuları olduğunuzu sanacak. Anladın? Yahu. Senin zengin olduğunu sanmasa dün verdiğin o ayardan sonra... acaba bugün sana okulu zindan etmez miydi, bir düşün bakalım. Ya Ahmet abi, bu kızın aklı hiç cinliklere çalışmıyor. Bir şey söyle Allah aşkına. Ya kolaydı değil mi Ahmet abi öyle okulu zindan etmek falan? Kolaydı. Ahmet abi bak, adam okulun sahibinin oğlu. Adamın babası okulun sahibi. He? Ya bir dakika, bir dakika. Ben hiçbir şey anlamadım kızlar ya. Bana baştan şunu anlatır mısınız? Tamam Ahmet abi, ben sana şimdi her şeyi detaylarıyla anlatıyorum. Heh.
Ne haber? İyi. Sen? İyi. Çocuk karşımıza çıktı, görüyor musun? Bir daha konuşmayalım o zaman. Ahmet abi, burada dursana sen. Dur, 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 dur. Hayır, dur. Hayır. Ne yapıyorsun? Delirdin mi sen? Ahmet abi, uyuma sen şuna. Ne olur otoparkta bırak bizi. Ya ama aşk olsun size ya. Ya Pınar, ben zaten her gün bu sevimsizlerle yüz yüze bakıyorum. Ay bak canımın içi, sen her gün bak, bunlara hiç sakıncası yok yani. Serra Hanım, buyursunlar efendim. Abi ne yapıyorsun? İyi dersler. Serra Hanım, hafta sonu Zürih seyahatiniz ayarlandı efendim. Yok Pınar, yok abartma. Ne haber Serra? Dün çok beklemedin inşallah. Neyi çok beklemişim, pardon? Sen dün hani şey... Şoförünü bekliyordun ya. Ben sana şoförümü bekliyorum mu dedim. Abi çok cool kız ya. Yo, ters. Hatta suratsız desek daha iyi. Yani ben sana bir şey söyleyeyim mi? Kız resmen yakıyor, yıkıyor ortalığı. Yani daha kendisinin de haberi yok ama müstakbel sevgilim olur. O yüzden sizi baştan uyaralım Selim'i ve yanlış sulara girmeyin. Onur abi arıyor. Geçin. Gel. Geldim Onur abi. Hah. Gel Selim gel. Geç otur şöyle. Evde pek yalnız kalıp görüşemedik. Ben de bir göreyim istedim seni. Ne yapıyorsun bakalım? Nasıl gidiyor dersler? Anladım. Babam seni taarruz yapman için üstüme gönderdi. Evet, yalan söyleyecek değilim. Baban sana göz kulak olmamı istedi. Ama o söylemeseydi de ben zaten gelip konuşacaktım seninle. Peki. Alttan aldığın derslere, önceki vize notlarına falan bir baktım. Önce şu alttan aldığın dersleri bir temizlemen lazım bir oğlum. Abi çok doğru söylüyorsun da yani o baba dersleri bir anda temizleyivermek çok kolay değil. Biz yine de işimize şu birinci sınıftan aldığın statik dersiyle başlayalım diyorum. En sevmediğim. Tamam biliyorum, öyle kolay bir ders değil. Ama sana bu dersi geçmen için öyle bir çözüm buldum ki... Artık bununla da geçemezsen ben pes ediyorum abiciğim. Tamam, peki nedir çözümün? Ama söz ver, yan çizmek yok. Tamam, tamam söz veriyorum. Birinci sınıfların bölüm birincisi olan arkadaşımızla beraber çalışacaksın. Abi full angarya bir iş bu ya. Göreceğiz bakalım. O da gelir şimdi. Hah, geldi işte. Gel. Hoş geldin Serra. Gel otur. Tanıştırayım. Birinci sınıflarımızın bölüm birincisi Serra, Selim. Evet, biz tanıştık hocam. Öyle mi? Ne şans. Şimdi şöyle yapıyoruz arkadaşlar. Bu dönem boyunca beraber çalışıyorsunuz. Boy 1.80. Voleybolcu musun? Neyse sen de geç ya, uğraşamam ben seninle. Başka hiç fena değilmiş aslında bu. Ne yapıyorsun öyle sinsi sinsi? Yine uygulamadan kız mı kovalıyorsun yoksa? Ya tamam, ne var bunda yani? İşte öyle bakınıyordum. Yapma oğlum ya. Bak bir gün bir sapın elinde kalacaksın. Kolunu bacağını dondurucuda bulacağız sonra. Yok artık biricik abartma sen de, ben öyle kendi çapımda eğleniyorum işte. Sen madem bu kadar eğlenmek istiyorsun, gel bizimle eğlen. Bu akşam partileyelim diyorum. Diyorsun. Biz bize samimi bir ortam falan. Hı? Biz bize samimi bir ortam falan derken? İşte sen. Ha. Selim. Ha. Ben ve. Ve? Eda. Bu kıyamı da unutma. Yani Biricim şimdi Eda benim çok fazla ilgi alanıma girmiyor ama... Hayır da demem tabii ki.
Burak. Şimdi istemem yan cebime koyun numaraları çekme bana. Ne zamandır kızla gözün olduğunu bilmiyor muyum sanıyorsun? Şimdi tatlısı benim ilgi alanım birazcık hızlı değişkenlik gösteriyor. Öyle mi tatlısı? Öyle tatlısı. Tamam, tamam hadi uzatma. Yapıyoruz partiyi. Sen Selim'i getiriyorsun, ben de Eda'yı ayırıyorum. Bu kadar. Nice, tamam. Sevdim ben bu fikri. Anlaştık diyorum o zaman. Yani sen anlaştık da ben onu diyemiyorum çünkü Selim'in sağ solu çok belli olmuyor biliyorsun ama... ben yine de senin için elimden geleni yapacağım. Teşekkür ederim. Rica ederim. Bakayım kimlere bakıyorsun, aç. Buyurun. Hiç bakma bana öyle. Ben de bayılmıyorum bu angaryanın dibi duruma. Madem angarya, niye bir şey söylemedin içeride? Gıkını bile çıkarmadın ya. Ne demek gıkını çıkartmadın ya? Görmedin mi Onur Hoca çoktan kararını vermiş, bizi birbirimize paketlemiş. Paketi de kucağımıza bırakıverdi. Hem sen niye bir şey demedin? Hocam niye çalışmak istemiyorum demedin hocaya? He oldu. Onur Hoca benden bir şey isteyecek, ben de istemiyorum mu diyeceğim. Daha ne olduğunu sormadan olur hocam ne isterseniz yaparım zaten demiştim. Bak, yapabileceğimiz hiçbir şey yok. Hem nedir ya senin bana karşı olan bu halin tavrın? Ne tavrıymış? Böyle sürekli bir afra tafra hali falan. Hayır yani daha önce karşılaştık da ben mi hatırlamıyorum? Ki insanlık hali. Karşılaşmış da olabiliriz, hata yapmış da olabilirim. O kadar şuursuz yaşıyorum ki hayatıma giren çıkanları unutabiliyorum diyorsun yani. Yani ara sıra öyle şeyler olabiliyor tabii. Ben hayatına ne girdim ne de çıktım. Unut sen onu. Aslında benim gözüm seni bir yerlerden ısırıyor. Yani bir saniye verirsen hatırlayacağım. Hah. Geçen yaz Bodrum. Doğru hatırlıyorum değil mi? Ya ne Bodrum'u? Aa, sen gülebiliyormuşsun. Senin dişlerin de varmış hatta. Tamam, bu kadar gülmek yeter. Neden? Ya belli bir süreliğine falan mı gülebiliyorsun? Anlamadım. Ben mimik çizgilerim falan çıkmasın diye herhalde. Bak, benim şimdi derse yetişmem gerekiyor. Sonrasında boşluğum var. Oturup plan yapar, bir yerden başlarız, olur mu? Olur, olur da nasıl haberleşeceğiz? Dumanla falan mı haberleşeceğiz? He, doğru. Ben numaramı yazayım. Olur. Burak Bey. Ne haber? İyi, senden ne haber? İyi. Aa bak, ne diyeceğim ben sana. Senin akşam bir plan programın bir şeyin yok değil mi? Yok. Ha tamam, çünkü akşam bizim böyle bir yıl. Selam. Selam. Ne habersiniz bakalım? İyiyiz. Bakalım. Ya bu dersin eski notları var mıydı sizde? Yani sen şu an tam adamını buldun soracak. Eğer bulursan sen bize getir. Of, şapkan harika. Ben de istiyorum bundan ama nerede bulurum bilmiyorum. İnternete de baktım ama yok. Sen madem bu şapkadan istiyorsun, internette de bulamadın o kadar aradığın, o zaman al senin olsun. Yakıştı mı? Yani sen çok fazla zorlama baby. Gir istiyorsan derse bak, hadi sen şimdi notları falan kaçırırsın. Görüşürüz o zaman. Şizofren. Oğlum manyak mısın sen ya? Niye şapkamı kıza veriyorsun? Şahane kardeşim, ben şapkasını önüne koysun bir düşünsün istedim. Şaka lan şaka. Oğlum kız sana sözümü aşık, sen görmüyor musun? Üf, saçmalama Burak ya. Ayrıca böyle her aşık olana işlem vereceğiz abi. Selim. Üzerindeki tişörtü nereden aldın? Çok güzelmiş. Selim.